Sara'nın ilk en büyük özelliği yani bir tür psikolojik bozuklukları var. Ben geçen bir kitap okumuştum ve o kitabın ismi içimizdeki çocuğa bir ev ihtiyacı var. Çünkü hepimiz insani olarak içimizdeki bir çocuk var ve o çocuk biz büyüyünce geçmişteki güzel anılar ama işte travmalar ve kötü anıları da dışarıya çıkartıyor ve biz büyüyünce bu içimizdeki çocuk bizi bayağı yönlendirebiliyor. Kötü bir şekilde, iyi bir şekilde ve ne kadar bu içimizdeki var olan çocuğumuzun farkında olsak o kadar kendimizi kötü yönlendirmekten koruyabiliriz. Ve Sara maalesef, Sara'nın içindeki var olan çocuğun maalesef çok farkında değil. O yüzden bir sürü psikolojik yaşadığı travmalar, bir gerginliği, bir agresif olmak ve bir kızmak oluyor sonradan. Ve ben Sara'ya şöyle söyleyebilirim, kontrollü bir insan değil, kontrollü gözüküyor. Ama eğer hayat biraz sarsarsa, içindeki var olan o bozukluklar çıkıyor. Ve biraz patlayan bir bomba gibi. Ne zaman belli değil. Çünkü dediğim gibi dışarıya doğru çok kontrollü gözüküyor. Ama bir tek onun duygusal sistemi onu yönlendiriyor aslında. Ki o tehlikeli bir şey tabii ki. Çünkü mantık tarafı çok yüksek olmayan bir insan. Kalbi kırık olan ve bu kalbi kendi gücüyle iyileştiremedi. O yüzden kalbi açık ve kırık gezen bir insan. Ve bu insanlar bence bir sürü insanlardan en tehlikeli insanlardan biri. Çünkü yaralı ve çok büyük bir acı yaşamış geçmişte ve şu anda egosal bir tripte, hırslı bir tripte bu acıyı kapatmak istiyor ve intikam almaya çalışıyor. Kendi duygusal sistemi için aslında intikam almak istiyor. Çünkü biri ona acı yaşattı. Ve bunu geri atmak istiyor. Bir denge bulmak için kendi sisteminde. Ve bir cümleyle Sara'yı anlatmam gerekirse eğer, derim ki ben senden nefret ediyorum, lütfen benden ayrılma. Bence o karakteri en iyi anlatan cümle o. Evet, ilk kez bir gerilim dram filminde izleyeceğiz beni. Bu çok heyecan verici benim için tabii ki çünkü ilk defa böyle bir genre içinde yani öyle bir genre içinde olabiliyorum bir oyuncu olarak. Yani neden bu filmi kabul ettim? Özcan Deniz çok yetenekli ve çok iyi bir yönetmen ve oyuncu ve o bana hikayeden anlattığında zaten çok yetenekli bir yönetmen olduğu için çok hızlı bir şekilde seni bu hikayeyi anlatırken bu duygu içine alabiliyor. Yani bu bazen bir senaryo okumaktan çok daha faydalı oluyor. Sen yönetmenden duyduğun zaman bu hikayeyi ve çok çok heyecanlanmıştım ve yeni bir şey yapmak hayatta faydası olduğu için ve çok heyecan verici olduğu için bir oyuncu olarak için bir challenge olduğu için çok heyecanlanmıştım ve evet dedim. Rol da çok güzel, karakter de çok güzel. Sert bir karakter, psikolojik olarak bir sürü bozuklukları var. Yani bir sürü kendimi zorlayan ince noktalar olacağından emindim. Senaryo ve hikayeyi ve karakteri duyunca, okuyunca. Ve o yüzden ya çok çok mutluydum bunu canlandırabileceğim için Sara'yı. Bu filmde bir sürü aksiyon sahneler var ve o sahnelerde zor anlar yaşadım mı? Yani yaşamadım çünkü ben çok aksiyonlu bir insanım. Kas içinde. Six pack yok ama aslında var. Nerede kim bilir. Yani çok altta. Yani zorladım bazı şeylerde. Aslında
bazı sahneler vardı ve orada bir aksiyon bize yardımcı olan bir aksiyon adam vardı. İşte dublörler vardı. Ve ben de dedim ki süper dublör var. Ben böyle mis gibi oturacağım monitör arkasında ve o işte perükle böyle gezip tozup zıplayıp ne bileyim bir şeyler yapacak. Sonra işte yakınlara geldik ya da orta boy Amerikan şeylere. Sonra aksiyon adam bana dedi ki işte böyle zıplayacaksın, şöyle zıplayacaksın, böyle vrum yaptı. Şimdi sen, ben de tabii hiç sıkıntı yok. Sıkıntı oldu açıkçası çünkü böyle bir yanlış düştüm, bir şey oldu falan filan. Yani ben başka bir yerde de söylemiştim. Yani biz bir orman içinde çektik ve o kadar bağırdım ki ormandaki bütün ağaçlar üzerinde oturan hayvanlar bence düştü. Ve bu ormanda artık bence hayvanlar yok. Çünkü o kadar bağırdım ki acıdan. Artık bu ormanda kimse kalmadı diye düşünüyorum. Küçük hayvanlardan bahsediyorum tabii ki. Diğerler korkmadılar herhalde.